Canlı yayını açık, takipçilerine korku dolanlar yaşattı. Çünkü canını kıyacağını söyledi. Haliyle yayını izleyenler hemen polise haber verdiler. Kısa sürede özel harekat polisleri bile geldi ama o genç aracına binip kaçtı. Evime girin, bakın abi pişman olacaksınız. Ben... Kimse yok dedin. Canlı yayın yaptım. Bak canlı yayındayım şu an. Bak oradakiler sana yardım edin. Canlı yayın açıp eline silah aldı. Canıma kıyacağım deyip ortalığı ayağa kaldırdı. Bırakın beni, ben gideceğim abi. Girin evimin içine. Bak canlı yayındayım. Var mıymış bakalım eski. Konya'da sabah 10 sıralarıydı. 31 yaşındaki YouTuber Kadir Akman Karatay'daki evinde canlı yayına başladı. Elinde de silah vardı. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ben buradan gideceğim kardeşim. Madem içeride esir varmış ya, girsinler kardeşim. Onu gören takipçileri endişe içinde ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri adrese gitti ama kapıyı açmadı. Sıkarım. Sıkarım abi. Ya gelin evin içine girin işte, ben gideyim girin. Beni buradan götüremezsiniz. Özel harekat ekipleri de geldi. Kapalı otoparktan dairenin bulunduğu kata çıkıp bekledi. O sırada bir polis memuru da Akman'ı ikna etmeye çalıştı. Abi gitsinler, geri çekilin abi, ben gideceğim. Tamam, bir konuşalım bak. Abi geri de geleceğim diyorum. Müzakereci polis kapının önünde, Akman içeride dakikalarca konuştular. Son kez söylüyorum abi. Ben arabama bineceğim ve gideceğim. Tamam, nereden gideceğim? Otoparkta aracım. Bırakın diyorum, uyuyayım diyorum. Uyutmuyorsunuz. Geri çekil abi. Hayır ya, haşa, ben ne demek, size ateş edemem ben sizin gibi insanlara. Polislerin girmesini istemeyen genç 3 saat sonra otomobiline binip kaçtı. Gidiyorum. Tamam gidiyorsun. Tamam, ben güveniyorum sana Hasan abi. Tamam. Ölümme sebep olma abi ya. Bak bana vicdan azabı. Tamam abi, çektirmek istemiyorum. Buyur abi. Firar ederken de başka araçlara çarptı. Otomobili 1 kilometre uzakta terk edip kayıplara karıştı. Polis şimdi her yerde onu arıyor.